Sandığı konusunda düştüğümüz hatalar konusunda biraz konuşalım. İnsanoğlunun en trajik tutumlarından bir tanesi olmuş olanı kabullenmemesidir. Olmuş olanı kabullenmemek. Bu tabii ki bunu kabullenmeyen nedir? Bunu kabullenmeyen aslında içeride bir benlik hali. Yani ne diyor bir benlik? Ben bunu kabul etmiyorum. Dolayısıyla aslında olaydan daha ziyade olayı kabul edilemez, kabul eden bir benliğin fark edilmesine burada ihtiyaç var. Hani aslında bir olay kabul edilemez değildir. Bir olayı kabul edilemez gören bir benlik vardır. Dolayısıyla biz hangi olay kabul edilebilir, hangi olay kabul edilemez ayrımından ziyade içeride bir olayı tanımlayan kimdir? Yani bir olay kim tarafından algılanıyor ve kim buna kabul edilebilir veya kabul edilemez diyor. O yüzden bir noktaya işaret edeceğiz. O noktaya işaret etmeden evvel bir bütün olarak bugün anlatmak istediğim şeyi ifade edelim. Dört temel cümleye ihtiyacımız var. Bir, olmuş olanı kabul et. Olmuş olanı kabul et. İki, olmakta olana dikkatle, farkındalıkla katıl. Olmakta olana farkındalıkla katıl. Üç, geçmişte olup biteni bırak gitsin. Dört, olacak olan şeye güven duy. Aslında insan bu dört temel noktayı hayatının temelinde bir algı, bir anlayış, bir kavrayış noktası olarak kabul etse aslında bugün hayatımızda yaşadığımız birçok gereksiz şeyin aslında bizim üzerimizde yük olmasından da kurtulacağız. Ne dedik başta? Olmuş olanı kabullenmek. Burada dikkatimizi her zaman vermemiz gereken şey dışla ilgili olan değil, içle ilgili olandır. Yani kim kabul etmiyor, kimin için kabul edilemez? Kim bir şeyi bu olamaz şeklinde değerlendiriyor? Onu eğer gözlemleyebilirsek, fark edebilirsek ve ondan biraz ayrışabilirsek, o zaman olmakta olanı da, olmuş bitmiş olanı da daha doğru bir yerden görebiliriz. Ancak şunu çok net olarak kavramaya ihtiyacımız var. Olmuş olan bir şey, olmuş olan bir şey kabullenilmemekle insanın bağrında bir hançere dönüşür aslında. Yani insan bir şeyi kabullenmemekle kendi kalbini hançerler. Tabii mi? Evet, insan aslında olmuş olan bir şeyi kabul etmediğinde sanki alıp bir hançeri kendi göğsüne saplar. Çünkü bakın kabul edilmemiş bir şey şu demektir, hazmedilemeyen bir şeydir. Hani bir şey yediğinizi düşünün ve midenizde bunun kaldığını düşünün. Aylarca, yıllarca kaldığını düşünün. Midenizde taşlaşır, sürekli midenizi rahatsız eder. Mesela normal şartlarda akıllı bir insan böyle bir şeyi makul görebilir mi? İmkansız. Peki psikolojik olarak bunu yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Olmuş bir şey, olmuş ve bitmiş ama kabullenemiyoruz. Burada da tabii ki nelere bağlı olarak şekilleniyor bunu irdelemek durumundayız. Bazen bir haksızlık olgusudur bu. Bazen kendi yapmış olduğumuz bir hata noktasıdır. Mesela bir hata yaparız, o hatayı yapmış olduğumuzu kabullenemeyiz.
Bu da bir kabullenememe durumudur. Bazen de dışarıdan bir faktörün size yaptığı bir şeydir. Bir haksızlıktır dersiniz ki kabul edemiyorum. Kabul edememek, bakın arkadaşlar çok ilginç bir şey, yani neredeyse hayvanların hiç yapmadığı bir şey. Kabul edememe, hayvanların yapmadığı bir şey. Neden yapmıyor? Çünkü bizim anladığımız anlamda bir rasyonelitesi yok. Peki rasyonelitemizin olması bizi kabullenme noktasına mı götürmeli, kabullenmeme noktasına mı götürmeli? Akıl neyi gerektiriyor? Olmuş bir şeyi kabullenmeyi gerektiriyor. Ama bakın dikkat edin. Benlik bilinciniz, kendilik bilinciniz bir şeyin olmaması gerektiğine ve olmayacağına inanırsa ve o olay olursa ne olur? İçeride kabullenemeyen bir mekanizma tetiklenir. Yani biz aslında kendi zihnimizi koşullandırıyoruz. Koşullandırıyoruz ve o zihnimizin koşullanması neticesinde o koşullanmış zihin bazı şeyleri kabul edilebilir görüyor, bazı şeyleri kabul edilemez görüyor. Mesela diyelim ki eve gittiniz, eşiniz not yazmış, seni bıraktım bir daha da seni görmek istemiyorum. Daha önce hiçbir şey yok diyelim. Mesela bu kabul edilebilir bir şey midir zihniniz için? Bakın zihin koşullanmış değil mi? Farkında mısınız? Bak birçok şeye koşullanmış bir zihnimiz var. Mesela bir saat sonra çıktığımızda Türk parasının %50, %80 değerinin düştüğünü bir bakın bakalım zihniniz kabullenebiliyor mu? Çok sevdiğiniz bir arkadaşınızın ölüm haberini duydunuz. Veya çocuğunuz, eşiniz, çok sevdiğiniz bir insan birden küt diye ölmüş. Veya trafik kazası geçirmiş, ölmüş. Dikkat edin, zihniniz neyi kabullenebilir şekilde koşullanıyor, neyi kabullenemez şekilde koşullanıyor. Diyelim ki bankada paranız var. Bankalar iflas etti. Devlet de vermiyor. Bak, bakın bakalım kabullenebiliyor mu? Yoksa koşullanmış bir zihin hayır mı diyor. Zihinlerimiz bir şekilde koşullanır arkadaşlar. Koşullanmış zihinlerimiz var. Buyurun. Koşullandırmamak yani şöyle, biz olduğumuz yerden başlamalıyız. Şu an koşullanmış mı? Koşullanmış. O zaman hani koşullandırmamak mümkün mü? Teorik olarak mümkün ama pratikte pek görmüyoruz. Ama bulunduğumuz an durumda neredeyiz? Zihnimiz koşullanmış. O noktadan sonra kabul etmek de mümkün değil zaten. Evet. O zaman koşullanmış zihni görüp onun koşullanmalarını bırakmak gerekiyor. Yani zihnimiz koşullanmıştır diye ona mecbur ve mahkum değiliz. Ama bunu çözümlemek için önce koşullandığımızı kabul etmek gerekir. Yani ben bazen sorarım mesela, değil mi? Diyelim ki işte anne ve baba diye bildiğimiz kişi, diyelim ki gerçek biyolojik anne babanız olmasa, size söyleseler senin gerçek anne baban bunlar değildi. Mesela ne yapacak? Mesela zihin ne yapar? Mesela aa öyle mi? Deyip bir çay içebilir mi? Değil mi? İçemez değil mi? Niye? Niye? Hiçbir rasyonelitesi yok. Yani annem babam diye bildiğin kişiler biyolojik anne baban değil. Bugüne kadar bakmışlar. Hatta onların da haberi yok. Hastanede karışmış. Sonra bir genetik analiz yapılıyor. Bakıyor senin annen baban değilmiş. Mesela ne olmuş? Gerçekte ne değişir?
değişen bir şey var mı? Hiçbir şey değişmiyor. Ama zihin koşullanmış değil mi? Onun için daha kolay bir düşünmeden edemiyorum. Zihin koşullandı mı baktı, koşullanmış bir zihin teslimiyeti. Şöyle diyelim. Koşullanmış bir zihin teslim olamaz. Olamaz. Koşullanmamış bir zihin var mı? Belki tarihte vardır. Belki Hazreti İsa'nın zihni hiç koşullanmamıştı, bilmiyoruz. Ama biz şu anda koşullanmış zihinlere sahipsek buradan başlayacağız. Asla teorik çalışmayın arkadaşlar hani bu konuda. Şu an ne var? Şu anda koşullanmış zihinlerimiz var. Peki ne yapacağız? Mahkum muyuz? Hayır. Koşullanmış zihnin koşullanmalarını fark edeceğiz. Bakacağız niye ki? Mesela ne olur ki? Mesela dikkat edin. Mesela bir şey olur veya bir şey söylenir, bir şey sorulur. Aa, ben bunu düşünmek dahi istemiyorum. Zihin o kadar koşullanmıştır ki düşünmek dahi istemiyor. Yani aklına getirmek dahi istemiyor. Üzerinde düşünmek dahi istemiyor. Neden? O kadar koşullanmış ki o farklı bir şeyi düşünmeye yer yok. Dolayısıyla koşullanmış olan zihinlerimiz bir süre sonra aslında bizim neyimiz haline gelirler? Belamız haline gelirler. Sonra da deriz ki bu çok büyük bir imtihan. İmtihan kimedir? İmtihan koşullanmış zihnidir. Koşullanmamış bir zihnin, koşullanmamış bir insanın bir imtihanı yoktur. Zihnimiz ne kadar koşullanmışsa o kadar çok imtihanımız olur. Dolayısıyla arkadaşlar aslında imtihan olgunun kendisinde değil. Olguyla uyumlanamayan zihnimizde gerçekleşir. Koşullanmış zihnin bir olguyla uyumlanamaması imtihandır. Bir çocuğumuzun ölmesi niye imtihandır? Bir dostumuzun vefasızlığı niye imtihandır? Haksızlığa uğramak niye imtihandır? En sevdiğin bir insanın seni kandırması niye imtihandır? Sahip olduğun bir maddi imkanın bir anda sıfırlanması niye imtihandır? Çünkü zihnin bunu kabul edemiyor. Böyle bir şey olmamalı diyor. O yüzden imtihandır. Mesela bu çok büyük bir imtihan. Yok öyle bir şey. Şöyle diyeceksiniz. Bu çok koşullanmış bir zihin. Böyle derseniz bir noktadan başlayabilirsiniz. Yoksa bu çok büyük bir imtihan. Ne alakası var? Öyle deyince rahatlıyoruz değil mi? Bu çok büyük bir imtihan. İşte Allah da imtihan ediyor. Kimi ediyor? Koşullanmış insanı ediyor. Aslında o da etmiyor. Olgu öyle gelişiyor. Olgu bu şekilde şekilleniyor. Ona da bu sefer imtihan deniyor. Senin koşullanmış bir zihnin var. Olan bir olguyu tölere edemiyor, çatışıyor. O zaman diyoruz ki bu imtihandır. Dünya sizin gözünüzde çok büyük olduğunda imtihanın nedeni dünyadır. Öyle görünür. Ama ne zaman dünya sizin gözünüzde çok önemli ve değerli olduğunda dünya imtihanınız haline gelir. Yoksa ortada imtihan yani adının üzerinde imtihan yazan bir şey yok arkadaşlar. İşte hiç anlaşılmamak bir imtihan mı değil? Hiç sevilmemiş olmak bir imtihan mı değil? Hayatta hiçbir başarıya imza atamamış olmak imtihan mı değil? Dikkate alınmamak imtihan mı? Değil.
Bakın, olgunun kendisinde imtihan yok. Hiçbir şeyin üzerinde imtihandır diye yazmıyor. Koşullanmış zihinlerimiz var. Yani şunu, bunu, onu kabul edemeyen. Bu çok ağır bir şey. Buna dayanılamaz, buna katlanılamaz. Böyle bir şeyi insan kabul edemez dediğimde bunu diyen kim? Benim zihnim. O zaman benim için bir imtihana dönüşüyor. O yüzden imtihan dediğiniz zaman eğer dışsal bir olguya bunu verirseniz egonuzu kaçırmış olursunuz. Egonuz kaçmış olur. Aradan sıvışmış olur. Neye projeksiyonu tutacağınızı bilmemiş olursunuz. Siz olaya projeksiyonu tutuyorsunuz. Olaya ışığı tutuyorsunuz. Olayda bir şey, olay sadece. Olayda bir şey yok. Olay sadece bir olay. Mesela dikkat edin. Eğer biz mesela ağaçların sonbaharda bir kısmının yapraklarını dökeceğini görmeseydik, ilk defa karşılaşsaydık, koşullanmış zihnimiz ne diyecekti? Hele hele yandaki yapraklarını dökmeyen ağaçları görünce ne diyecekti? Bir de zihnimiz mukayese edecekti. Bunların niye yaprakları dökülüyor? Ama ne yapıyoruz? Ha, bunların yaprakları dökülür. Ha, öyle mi? Tamam o zaman. O zaman tamam. Bunların yaprakları dökülürmüş. O zaman problem değil. Ama deseydik ki, ya bunların aslında yaprakların dökülmemesi lazım. Bak bazılarının dökülmüyor. O zaman zihnimiz ne yapacaktı? Kabullenmeyecek. Ama yok, yaprakları dökülür. Bunların dökülüyor. Bunların yapısı böyle. O zaman kabul edilebilir. Mesela ölüm doğal bir şey. Niye imtihan? Çünkü kabullenemeyen bir ben var. O yüzden. Hastalık. Niye imtihan? Çünkü kabullenemediğim bir şey. Sevilmemek, terk edilmek. Niye imtihan? Çünkü kabullenemediğim bir şey. Kafamız, bakın, bir hayata dair, varoluşa dair, kendimize dair, ilişkilere dair bir kısım tanımlamalara sahiptir. Mesela anne nasıl olur? Mesela böyle deriz değil mi? Anne nasıl olur? Mesela bence bu sorunun cevabı yoktur. Hangi anne nasıl davranıyorsa öyledir. Anne şöyle olur diye bir şey yoktur. Baba nasıl olur? Bir baba dediğin nasıl olur? Bunun bir cevabı yok. Benim babam nasılsa öyleydi. Annem nasılsa öyleydi. Oldukları gibi kabul ediyorum. Diyelim ki çok bencil olabilir. Anne bencil olur mu? Bak ne yaptın? Zihnin bir tanım ve koşullanma üretiyor. Anne böyle davranır mı? Baba böyle davranır mı? Bir de başkasıyla mukayese ediyorsun. Ağaç örneğini unutmayın. Mesela eğer zihnimiz yaprakları dökülmeyen ağaçlar üzerinden yaprakları dökülen ağaçları mukayese etseydi, her zaman yaprakları dökülen ağaçları problem olarak görecektik. Bir insanın annesi sevgisini göstermemiş olabilir. Bir başkasının annesi çok sevmiş olabilir. Bir başkasının annesi çok disiplin, baskıcı olabilir, kontrolcü olabilir. Kocasını bile hizaya getiriyordur. Yok mu öyle? Var, olabilir. Şimdi bir anne nasıl olur, var mı bu sorunun cevabı? Yok. Bir baba nasıl olur, var mı? Cevap yok. Ama bakın, bunlara zihnimiz bir cevap ürettiği için bazı insanlar 20 sene, 30 sene, 40 sene anne baba travması diye bir hikaye uydururlar. Daha doğrusu hikaye uydururlar dediğim, yani kafasında kurguladığı anne ve babaya kendi anne babası uymadığı için bunu bir travma olarak algılar. Benim annem niye böyleydi? Benim babam niye böyleydi? Bana niye böyle davrandı? Ama ne güzel travma. Bir ara burada demiştim ya, travma yoktur demiştim. Bir arkadaş dedi ki sen bilimsel konuşmuyorsun.
travma vardı. Kimin için vardır? Koşullanmış zihin için travma vardır. Ne kadar koşullanmış bir zihniniz varsa o kadar travmatize olursunuz. Travma bir insanın bir olayı hazmedememesidir. Onu tölere edememesidir. Onu kabullenememesidir. Onu kabul edilemez bulmasıdır. Mesela diyelim ki tıpta olmuyor mu bazen? Girdin ameliyata, sol bacağını keseceklerine sağ bacağını kesmişler. Sen öbürü de kesilecek zaten. Travma. Niye? Çünkü kabullenemiyorsun. Bir doktor nasıl böyle bir şey yapabilir dersen kabullenemezsin, değil mi? Veya başka bir şey. Bunlar hayatta yaşanan örnekler arkadaşlar. Değil mi? Hayatta birçok şey yaşanıyor. Ne travma oluyor? Kabullenemediğin şey travma oluyor. Kabullenemeyen kim? Zihnin, bakın zihnin, ben değil. Zihin bir şeyi kabullenemiyor. Bu da zihnin bir koşullanması. Bak boş verme diyor. Kabullenirsen boş vermiş olursun diyor. Biraz böyle bir sarsıl. Böyle bir... Yani... Ne yapsın? Bunlar hedefle ilgili değil yani. Şu anda diyelim ki şu çatı düşse şey mi yapacağız? Buranın sahibi niye buraya İyi bakmamış mı diyeceğiz yoksa önce bunu kabulleneceğiz mi? Mesela düştü kafanıza. Evet, kafanıza düştü. Felç geçirdiniz. Ne yapacaksınız? Olması gerekiyor da bir koşullanmadır. Buna da gerekiyor. Gerekiyordu bilmiyoruz. Çünkü bakın zihin der ki öbür taraftan ertesi gün. Niye gerekiyordu ki? Sadece oldu bu kadar. Gerekiyordu. Ya vardır bir hayır. Vermeye yok. Bak zihin ne yapmaya çalışıyor? O koşulmayı bir başka hikaye üreterek kabul etmeye çalışıyor. Mesela diyoruz ki kim bilir bunda ne hayırlar var. Ben böyle hayra başlarım diye. Değil mi? Bakın o da bir koşullanma. Bırakın bize oldu mu? Çatı çöktü mü çöktü. Tamam. Kabulleniyorum. Ya vardır bir hayır ya. Falan filan. Bak ne yapıyor zihin aslında? Evet. Koşullanmasını makul hale getirmeye çalışıyor. Kabul etmek için gene hikaye üretiyor. Sonra bu hikayeyi takip ediyor. Ulan bir hayır var. İşte hayır çıkmadı. İnşallah çıkar. Çıkmazsa ben hesaplaşırım yani. Artık kiminle hesaplaşacaksa. Hocam, yanlışlıkla bacağınızı kesen hastanede hukuki mücadele yürütmez misiniz? O işi hukuki hikayesi. O ayrı bir konu. Ama içeride bunu kabullenmem lazım. Kabullenmek ayrı bir konudur. Hukuki mücadele ayrı bir konudur. Kabullenirim ama. Kabullenirim. Sonra hukuki mücadele varsa yaparım. Yoksa bunu da kabullenirim. Bu yani. Bakın. Olmuş olanı kabullenmek. Kabullenmemek sırf cehalettir aslında. Hatta cehalet bile hafif kalır aslında. Bakın insanoğlu, bakın dedim ya, hayvanlar bunu yapmazlar. Kabullenirler. Bakın insan kendisine verilen zihni hayatın hizmetinde kullanması gerekirken kendisine düşman haline getirip öyle kullanıyor. Niye kabullenemiyoruz biz? Çünkü zihnimiz bize tuzak kuruyor. Zihnimiz bize karşı çalışıyor. Ama onu kim çalıştırdı? Biz çalıştırdık. Farkında veya değil. Ya o zaman ne yapacağız? Bana karşı işleyen bu zihni benim hizmetimde kullanmamla, bu hizmetimde, egomun hizmetinde anlamında değil, kendisi
bilgisini verilmiş hikmetine uygun bir şekilde kullanmam lazım. Ama hangi arada? Yani koşullanmış zihin anında sahte benlikleri devreye sokuyor, otomatik mucizevi dediği gibi makine çalışıyor ve reaksiyon çıkıyor. Hangi araya onun kabullenmeyi sokabiliyoruz ki? Bakın, kabullenmekte çok zorlanıyorsanız o zaman şu ilkeyi kabul edin. Ben bir süre hiçbir şeye tepki vermeyeceğim. Sadece gözlemleyeceğim. Tepki vermemek hani tepki olmayı kastetmiyorum. Yani ne olursa olsun tepki vermeyeceğim. O makineyi durdurun. Evet, yani ki o makineyi en azından görebilirsiniz. Hani bizde denir ya bazen böyle tasavvufi hikayelerde, okullarda işte hocası demiş ki hani sana tokat atana bile hiçbir şey deme. İşte kim ne yaparsa yapsın hiçbir şey deme. Kim sana ne kadar ağır söz söylerse söylesin asla cevap verme. Bu ne için? O makineyi görmek için. Çünkü tepkiye alışmış. O koşullanmayla tepkiye alışmış. Başka türlüsünü yapamıyor çünkü başka türlü yapabilme konusunda bir açılan yeni bir dosyası yok zaten. Hani dikkat edin, birçok konuda alternatifsiz bir zihnimiz vardır. Yani zihnimizin başka bir alternatifi yoktur. Ben bazen sorarım, hatta bunu kendinize siz de sorun. Mesela bu durumda ben başka ne yapabilirdim? Bu durumda başka ne diyebilirdim? Bu durumu başka nasıl yorumlayabilirdim? Bu durumu başka türlü nasıl algılayabilirdim? Bir bakacaksınız ki zihniniz size hiç cevap vermiyor. Çünkü tek yol benim diyor. Size kendisini tek yol olarak lanse etmiş, siz de ona inanmışsınız. Koyun koyuna yaşıyorsunuz. Hiç şüphe etmediğiniz bir şey. Neden? Çünkü sizden biri. Hocam mesela kardeşimle biz bu sohbetlere gelmeden önce olaylara daha tepkisel yaklaşabiliyorduk. Şimdi ikinizin İspanya'da neden durabiliyorsun? Yani bu bir de aslında hani o makineleri gözlemlemenin şeylerinden bir tanesi. Hani hep sizinle söylüyoruz, çözüm ne o zaman diye soruyoruz da siz anlatırken. Siz sadece evet. Şeyleri anlatıyorsunuz. O evet. Gözlemleri, hani bu sohbetler bizde o gözlemi yapmamızı şey yaptı, sağladı kendi adına. Tabii, yani aslında buna çaba göstermeliyiz. Ama dediğim gibi bazı konularda çok güçlü bir makinamız var içeride. Hani tek yol diye tanımladığı, asla şüphe etmediği, mesela diyelim ki bir hata yaptı, kendini suçlamalı. Çünkü bakın koşullanmış bir zihin var. Hata yaptın, kendini suçlamalısın. Eğer yaptığın hata nedenini kendini suçlamıyorsan vurdum duymazsın, umursamazsın. Ve böyle bir durumda hata yapmaya devam edersin. Acaba doğru mu? Yani hata yapıyorum ve kendimi suçlu hissetmiyorum. Hatamı analiz ediyorum. Üzerinde düşünüyorum. Neden gerçekleşti, onu görmeye çalışıyorum. Ama kendimi suçlamıyorum. Kendimden utanmıyorum. Kendimi yargılamıyorum. Ama bakın, bir zihin şey diyebilir değil mi? O zaman sen umursamıyorsun o zaman. Deyip beni tekrar kendimi suçlamanın tuzağına düşürebilir. Çünkü bakın, zihnimiz belli bir çizgiye koşullanmıştır. Belli bir çizgi üzerinden hayatı, tabii. Belli bir yol üzerinden yaşamaya koşullanmış bir yapıda. Şüphe etmek zorundayız. Bu anlamda şüphe etmek zorundayız. Yani böyle insanlar çok felsefi şüpheler yaşıyorlar. O kadara gerek yok. Hayatınızda, zihninizle ilgili biraz sorgulama yapın. Özellikle de kendinizle, kendim dediğiniz şeyle ilgili. Kendim dediğiniz şeylerle ilgili sorgulama yapın. Özetle arkadaşlar, burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey şudur.
zihinlerimiz koşullanmıştır. Çok keskin değerlendirmeleri, tanımlamaları, yorumları vardır. Ve bundan kolay kolay şüphe etmez. Fakat bu koşullanmış zihnin karşısına onun parametrelerine uymayan, onun çizgisine uymayan, onun algısına sığmayan bir şey geldiği zaman tepki şudur: ben bunu kabullenemem. Ben bunu kabullenemem. Ve ne dersiniz? Eğer dindarsanız imtihan dersiniz. Değilseniz başka hikayeler uydurursunuz. Ve zihniniz sürekli onunla bir çatışma içinde olur. Kabullenemiyorum. Ne yapayım? Kabullenemiyorum. Yani zorla mı? Yani insanın, bir de öyle hikayeler de ekleriz. Halbuki bakın, kabullenemeyen özneyi bulursanız, onun aslında bir koşullanma olduğunu anlarsanız, mesela bakın size çok basit bir şey söyleyeyim. Mesela bütün çocukları hani bakım evinde büyütseydik, annelik kavramı o kadar güçlü olmayacak. Her çocuğa bakılıyor. Kim bakıyor? Bakıcılar bakıyor. Hep biz şöyle öğrenecektik: çocuklara bakıcılar bakar. Bazen iyi bakıcılar var, bazen kötü bakıcılar var. O zaman annelikle ilgili, babalıkla ilgili güçlü koşullanmalarınız olacak mı? Ne olmayacak? Bakın, o kadar çok koşullanma vardır ki insanlar. Değil tabii. Kendine göre çok zayıf içgüdüsel bir tarafı ama her zaman söylüyorum, annelik diye bir kavram yoktur. Yani kavramsal bir çerçeve yoktur. Onu biz uyduruyoruz. Toplumlar da çocuğu zaten sahipten çocuk, işte Afrika'da falan büyüsün diye. Evet. Çünkü kabileni, kabile çocuktan sorumlu olabiliyor. Tabii. Yani bakın, birçok koşullanmamız var. Her konuda koşullanmamız var. Bunlar bizim imtihanlarımız oluyor arkadaşlar. Bunlar bizim imtihanlarımız haline geliyorlar. O yüzden hayatta yaşanan birçok imtihan aslında kendi zihinsel koşullanmalarımızın olan durumu kabul edilemez bulmasından kaynaklanır. Mesela dikkat edin. Habil, Kabil tarafından öldürülmek isteniyor. Mesela Habil bunu kabul edilemez mi diyor. Ya bu nasıl olabilir? Kardeşim nasıl beni öldürebilir? Ben hiçbir şey de yapmadım. Öyle mi diyor? Hazreti Yusuf neyi kabul edilemez buldu? Ama bize sorsak Yusuf suresini yeniden yazmamız gerekir. Hatta bunu bir kendiniz bir düşünün arkadaşlar. Mesela Yusuf suresini alın, egonuza göre bir yazın bakalım ne olacak. Mesela işte Hazreti Yusuf doğdu falan, işte 11 tane kardeşi vardı. Hepsi onu anlaşarak kuyuya attılar. Allah kahretsin diye, değil mi? Şerh yazarsınız, değil mi? Egonuza bir sorun bakalım. Nasıl yorumlayacak onu? Nasıl algılayacak? Peki Kur'an ne diyor? Bakın farklı bir şey diyor. İşte iffetli olduğu halde iftiraya uğruyor. Haklı olduğu halde hapse atılıyor. Siz okurken bile şey, ya bu kadar da olmaz ya falan dersiniz. Oluyor. Bakın oluyor. Bir problem mi? Değil. Kime değil ama? Kime değil? Hazreti Yusuf için bir problem değil. Ama onu da aklımız almıyor. O koşullanmış aklımız onu da almıyor. E diyoruz ki onlar başka insanlar. Onu da diskalifiye ettik. Bakın koşullanmış zihin o kadar koşullanmış ki, o kadar iyi tahkim edilmiş ki girmiyor içeri. Ayet içeri girmiyor. Neden girmiyor? Çünkü koşullanmış bir zihinle okuyorsunuz. O yüzden
sizin, bizim, hepimizin ortak düşmanı zihinlerimizdir. Koşullanmış zihinlerimizdir. Kabullenemeyen, olamaz diyen. Bir bakın, bir kere bir de şunu düşünmüyor muyuz arkadaşlar? Ya bir şey olmuş, olamaz ne demek? Bunu 3 yaşında bir çocuğa söyleyin, size bakar. Yemin ediyorum size bir bakar yani. Bak oğlum, çocuğum bak bu olmuş. Mesela bir bardak kırılmış. Olamaz. Şöyle size bir bakar. Çünkü henüz daha onu öğrenmemiş. Olmuş çünkü yani. Olamaz ne demek? Olmuş bir şey olamaz demek nasıl bir zihnin çıkarımıdır arkadaşlar? Bir düşünün bakalım. Yani nasıl bir şey? Olamaz. Mesela olmuş, olamaz. Evet. Bir dilde böyle bir şey olabilir mi? Olmuş bir şey olamaz demek bir dilde olabilecek bir ifade midir? Değildir. Ama bakın zihin bunu yapıyor. Bakın ne kadar ilginç bir zihin. Zihin evreden çıkararak algılasak kolay değil mi? Tabii ki. Zaten algıladığınızda algı objektif hale gelir. Ama size bu konuda özgürlük tanımayan bir zihin var. Yani insanlar şey diyor, özgür olma. Zihninden ne kadar özgürleşebiliyorsan o kadar özgür olabilirsin. Zihninin koşullanmalarını özgürlük olarak algılıyorsun. O yüzden zihinden bağımsız bir şekilde, zihnin koşullanmalarından bağımsız bir şekilde, zihnin kendine göre doğal bir hani matematiği, doğal bir mantığı, doğal bir muhakeme kabiliyeti vardır. Zihin çok kötü bir şey değil. Fakat zihinlerimiz bugüne kadar belli koşullanmalarla geldi. Bakın her olgu zihinde bir koşullanma oluşturur. Dolayısıyla o koşullanmalar bir süre sonra bizim hapishanelerimize dönüşürler. Benim çok hayatta rastladığım, yani yaşadığım olayların en başında olanı şudur. İnsanlar bana bir şey anlatır, ben de sakin sakin dinlerim. Der ki mesela şaşırmadın mı? Yok diyorum, şaşırmadım. Neye şaşırayım ki? Olmuş. Olabilir mi sence bu? Diyorum zaten olmuş. Ne demek olabilir mi? Ama diyor olamaz ya diyor. Bana olan. Yani ne kadar ilginç bir zihnin değil mi arkadaşlar? Çok ilginç bir şey. Mesela bir baksanız aslında hayret edilecek bir şey. Yani olmuş bir şeye olamaz diyor. İlginç bir mekanizma. Ve biz bunu taşımaya devam ediyoruz. Diyelim ki annen, baban, eşin, arkadaşın, dostun, ilişkili olduğun insanların şuyu veya buyu veya bakın kendinizin yaptığı bazı yanlışlıklar. Mesela ne yapıyorsunuz? Olamaz ya, ben böyle bir şey yapmış olamam. Ben böyle bir şey söylemiş olamam. Ben böyle hareket etmiş olamam. Yaptın. Ne demek olamam? Bakın o da kendiliğimizle ilgili zihnimizin imajinasyonu, zihnimizin bir koşullanması. Mesela ben asla şunu yapmam. Bu bir koşullanmadır. Kendinizle ilgili de böyle koşullanmalara dikkat edin. Ben asla işte aptalca hareket etmem. Ben asla mantıksız davranmam. Bu bir koşullanmadır. Ve davranırsınız, sonra alın başınıza belayı. 30 sene kendinizi yargılarsınız, 30 sene kendinizi suçlarsınız. Bunu kim yapar? O koşullanmış zihniniz yapar. Ben bunu nasıl yaptım? Ama hiç ayete bakmazsınız, Adem, değil mi diyor işte. Hata etmiş. Peki şey mi demiş? Nasıl olur ya? Ben bunu nasıl yaparım? Dememiş. Nefsime zulmettim. Sen Rahman ve Rahim'sin demiş. Bakın bu umursamazlık değil. Bu doğru bir yerden bakmaktır. Öbürü koşullanmış bir zihinden bakmaktır. Bir şey yaparsın, bir hata yaparsın. 30 sene onun tırnak içinde işte yok acısını yaşama, kendini suçlama falan. Sonra da bunu bir erdem zannedersin bazen. İstanbul'dan çizim değil mi? Buyurun.
Pasör gibi bakıcı örneğe geldiniz ya, hani bakıcı örneği sevdik, o zaman annelik ya da babalıksa. Ama aynı zamanda da işte İslam süresinde anne baba rızası geçiyor. O zaman Kur'an bir yerde bizi buna koşullandırıyor mu? Koşullandırmıyor. Kur'an'da şu mu var mesela? Anne dediğin şöyle olur, baba dediğin böyle olur diye bir koşullandırma var mı? Yok. Sence kutsallık anlamında söylüyor. Kutsallık, Kur'an kutsallık vermiyor anne babaya, öyle bir şey yok. Ama onun rızasından bahsediyor. Tamam, fıtri olan bir durumda rızasını almıyor. Onlara iyilikte bulun. Seni yanlış bir şeye yönlendirdikleri zaman da ona uyma. Ama onlara da gereken saygıyı, gereken sorumluluğu yerine getir diyor. Kur'an'da anne veya baba kutsaldır diye bir şey yok. Var mı arkadaşlar? Yok, ben öyle demedim. Yani acaba bir koşullanma yaratıyor mu? Yok, o bir koşullanma değil. O sana belli bir süre içinde hizmet eden insanlar. Sana Allah'ın verdiği imkanlarla bakmışlar, büyütmüşler vesaire. İnsan olarak da senin onlara sevgi, saygı, merhamet, zor zamanlarında destek olmak, yani anne babası, babanın rızasını almak diye bir kavram da var mı bilmiyorum. Allah rızasından sonra öğretilen rıza diye. Yok, Kur'an'da geçiyor mu hatırlamıyorum da hani hatırlayanınız varsa söyleyebilir. Yani anne babanızı mutlaka razı edin. Yani İslam yani hatırlamıyorum ama hani anne babanızı razı edin diye böyle mutlak bir hüküm yoktur yani. Anladın mı? Ha, tefsirlerde yok. Yani burada şey nedir? Kutsal metnin bize söylediği nedir? Sana hani işte bir anne açısından düşünürsek bedensel olarak seni 9 ay karnında taşıyan, seni küçük bir bebekken elinden geldiğince büyütmeye, elinden geldiğince koruyup kollamaya çalışan anne babana gereken hürmeti, saygıyı, gerekiyorsa şefkati, gerekiyorsa desteği yap. Bu yani. Kur'an'ın söylediği bu. Biz kendi kafamıza göre Kur'an'ı koşullandırılmış zihinlerle anlıyoruz. İşte anne babanı razı etmedin mi her şey berbat olur. Hangi anne, hangi baba? Öyle bir mutlak bir şey yok. Anne kutsaldır diye bir şey de yok. Baba kutsaldır diye bir şey de yok. Ama yedi soydan aktarılan, DNA'mız aktarılan şeyler var. Yani direkt de koparabileceğiniz bir bağ yok. Onu bilmesek bile üzerimizde etkilerimiz olduğu bilimsel araştırmalarda kanıtlanmış bir şey. Yani sonuçta kutsallaştı veya kutsallaştırma yok ama hani bir bağda var. Hani tamamıyla da bir arkadaşlar her şeyin her şeyle bağı var. Biz kabul ediyoruz. Kabul ediyoruz durumu ve bakın ondan sonra gelen şey ne? Olmakta olanı farkındalıkla katıl. Olmakta olanı farkındalıkla katıl. Yapabileceğin pozitif bir şey varsa yap. Yapabileceğin şeyin sınırı bittiğinde bunu da kabul et. Elimden geleni yaptım. Sürecin farkındayım. Bu sürecin içinde imkan ve şartlarım noktasında elimden geleni yaptım. Ve dolayısıyla da sorumluluğumu yerine getirdim. Tekrar bir şey yapabilme imkanım ortaya çıkarsa yine yaparım. Yani demek istediğim şey şu. Biz birçok şeyi zihinsel koşullanmalarımız nedeniyle yanlış değerlendiriyoruz. Mesela bir örnek bizde çok olan bir şey. Yani ebeveynin sanki çocuğundan sorumlu olduğu. Öyle bir şey yok. Yani şey olarak hani her şeyinden sorumlusun. Hata yaparsa sen sorumlusun. İşte ne biçim çocuk yetiştirdin. Yok sen bak çocuğunu yetiştirme konusunda üzerine düşeni yaptıysan buna rağmen çocuk yanlışsa bu onun alanıdır. Hazreti Nuh'u suçluyor mu Kur'an-ı Kerim? İman etmemiş. Karısını iman etmemesi nedeniyle
Kur'an suçluyor mu? Hazreti Nuh suçlu mu? Karını bile şey yapamadı. Tutamadın, adam edemedin, işte çocuğuna söz geçiremedin. Ama bakın bizde bunlar yok mu bizim toplumumuzda? Çocuğuna söz geçirmek, işte karına gerekiyorsa haddini bildirmek. Bunlar kimin şeyleri? Kur'an'ın mı? Kutsal metinlerin koşullandırması değil mi? Ama bizim koşullandırmalarımız. Hatta bazen buna din sosu da ekliyoruz değil mi? Halbuki Kur'an böyle bir koşullandırma yapmıyor. Böyle bir yükümlülük ortaya koymuyor. Hocam ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Şimdi ben konuşabilir miyim? Buyurun. Ben sizin dışınızda bir gruba bir 275 kişilik bir grubumuz var. Bu grubun içerisinde Bayan Hoca'nın dün sohbet sırasında iki şeye değindi. Bunlardan bir tanesi namaz kılan kişinin namazı kıldıktan sonra rüküye vardığında anne babaya dua etmesi halinde, yani dualarınızın önünde isteklerimiz oluyor ya rüküye vardığında, duanın kabulü daha öne çıkacağını söyledi. Ben bunu denedim, hakikaten oluyor. İkincisi, vasiyet konusuna girdiği zaman kişi mirasını anne babasına ve çocuklarına dörtte üçünü, dörtte birini de devlet veya hayır kurumlarına bağışlaması vasiyet açısından daha kabul durumda Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini söyledi. Bu da bana mantıklı geldi gerçekten. Ben biraz daha farklı düşünüyordum. Bununla şey midir, yani bir de hani siz dediniz ya, ben iki çocuk annesiyim, 47 yaşındayım. Şimdi ben mesela ben çocuklarıma terbiye konusunda kesinlikle katılıyorum size. Koşullanma bu açıdan belki ben abartıyorum. Çocuklarımı korumak amacıyla aman ya hata yapmasınlar diye takibi almam, hani koşullanma mı oluyor mesela? Ben bunları sormak istiyorum hocam. Bunlara ayrıca değinebiliriz ama şunu söyleyeyim, en son sorduğunuz şeyle ilgili. Hani anne, baba veya herhangi bir insan, hepimizin birbirimize karşı bir şekilde sorumluluğu ortaya çıkabilir. Ben sokakta yürürken birinin önümde düştüğünü görürsem onu kaldırmaya çalışmak bile benim sorumluluğumdur. Bunun gibi hepimizin insan olarak birbirimize karşı, hayvanlara karşı, bitkilere karşı, varoluşa karşı belli bir sorumluluk noktamız vardır. Burada önemli olan şey şu. Ben çocuklarıma karşı elimden geleni yaptığıma mı bakıyorum, bunun sonucunda ne olduğuna mı bakıyorum? Önemli olan şey bu. Hani ben sorumluluğum diye iyi bir örnek olmuşum. İyi şeyleri bildiğim kadarıyla iyi şeyleri tavsiye etmeye çalışmışım. Yanlışlar konusunda da yerinde ve dozunda uyarmışım. Ha, ben bana düşeni yaptım. Ben buna bakıyor olmalıyım. Onların ne olduğuna odaklanmamalıyım. Önemli olan duracağımız nokta budur. Mesela eğer ben dersem ki ya ben bu kadar çaba gösterdim, bu kadar iyi niyetle, bu kadar fedakarlıkla, bu kadar şefkat, merhametle, sevgiyle davrandım, bu çocuklar niye asi oldular veya niye böyle yaptılar diyorsam, işte orada koşullanmış bir zihnim ortaya çıkar. Yani sanki ben böyle yaparsam çocuklar çok iyi olacak gibi bir koşullanma var demektir. Dediğimiz şeyler bu noktada. Evet. Olmakta olana farkındalıkla katılmalıyız arkadaşlar. Burada hani sanki böyle olmuş olanı kabuller, olmuş olanı teslimiyetle karşıla deyince böyle sanki umumi genel bir pasiflikten bahsediyoruz. Bakın biz evet, olmuş olanı kabul et. Bak bir şey olmuş. Olmakta olan var bir de. Olmakta olan, yani bir şeyin devamı var aslında. Veya hayatta süreç devam ediyor. Olmakta olan şeyler var. Peki ne yapacağız bunlara? Olmakta olana
farkındalıkla, dikkatle ve insani bir duyarlılıkla katılacaksın. Ne demek bu? Elinde sana verilmiş olan maddi, manevi her neyse imkanlar ölçüsünde o olmakta olan süreci iyi, doğru ve güzel istikametinde domine etmeye çalışacaksın. Katkı sunmaya çalışacaksın. Diyelim ki sundun. Elindeki imkan o anlık bitti. Ne yapacaksın? Sakin ve huzurlu olacaksın. Yani olmakta olana katılmak demek, olmakta olanı mutlaka düzeltmek, mutlaka iyi ve güzel istikametinde değiştirmek değil. Olmakta olana yine Yaradan'ın bize verdiği maddi manevi imkanlar ölçüsünde katkıda bulunuruz. Bize verilen imkanları kullanırız. Akıl, idrak, şuur, anlayış, merhamet, şefkat, bilgi, fiziksel güç her neyse. Bunu kullanırız. Ama dikkat edin. Olmakta olanı zihnimizin koşullanmalarına göre düzeltmek için değil. Olmakta olanı iyi, güzel ve doğru istikametinde pozitif anlamda tetiklemek için. Ne ölçüde? İmkanlar ölçüsünde. Mesela bir hasta geldi. Doktor ne yapar? Elindeki imkanlar ölçüsünde hastaya müdahale eder. Müdahale etti. Hasta belki iyileşir, belki hiç değişmez, belki de ölür. Burada önemli olan şey nedir? O doktor kendisinde var olan imkanlar ölçüsünde vakaya müdahale etti mi? Tıpkı bunun gibi. Sonuç odaklı değiliz arkadaşlar. Olmakta olanı zihnimizin arzu ettiği gibi değiştiremeyebiliriz. Bakın bu da dikkat etmemiz gereken bir şey. Zihnimiz, işte ben müdahale ettiğimde bu değişecek mi? Müdahale ettiğimde düzelecek mi? Hani bazen doktorların en rahatsız olduğu şeydir o. İşte hasta yakını gelir, doktor bey hasta iyileşecek mi? Ya ne bilsin adam ya? Yani değil mi? Hele komplike bir vakaysa elimizden geleni yapıyoruz der. Hakikaten de elinden geleni yapar. Ama sonucunu tayin edemez çoğu. İşte biz de o durumdayız. Sonuç tayin etmiyoruz. Edemeyiz de çoğu defa. Biz olmakta olana iyi niyet, adalet, dürüstlük, diğergamlık ve imkanlar ölçüsünde müdahale ederiz. Ama zihnimiz ne arzu eder? Arzu ettiği sonuçların gerçekleşmesini arzu eder. Hani bazı kitaplar vardır böyle, işte muhatabınızı 5 dakikada ikna etme yöntemi. Bilmem kimi 5 dakikada elde etme yöntemi. Çünkü zihnimiz böyle şeylere koşullanmıştır. Sonuç, sürekli sonuç olacak. Öyle bir şey yok hayatta. Bakın bununla ilgili peygamberin hayatında yüzlerce olay vardır. Yüzlerce olay vardır. İşte çok defa anlatmışımdır. İşte Hudeybiye. Mekke'yi dini bir görev için ziyaret edecekler. Engelleniyorlar. Haksız bir şekilde engelleniyorlar. Ne yapıyor peygamber? Olmuş olanı önce kabul ediyor. Sonra olmakta olana farkındalıkla katılıyor. Bir anlaşma yolu arıyor ve bir anlaşma yolu bulduğunda anlaşma yapıyor. Ama bütün arkadaşları büyük bir travmaya uğramış. Nasıl olur böyle bir şey? Ve ilginç, Uhud'da tam kazanacakken bazı kişilerin yanlışları yüzünden yenilgi dozunda bir problem ortaya çıkıyor. 70 insan ölüyor. Dikkat edin, peygamber ne yapıyor? Hatta ayet uyarıyor. Eğer sen onlara karşı haşin ve sert olsaydın etrafından dağılırlardı. Yani sen şöyle deseydin. Ya ne biçim insansınız? Sizinle bir savaş yapıyoruz. Size o kadar da söyledim. Nasıl terk ettiniz? Demiyor. Olabilir diyor. Analiz ediyor. Olur. İnsan hata yapabilir.
dünya arzusu ahiret farkındalığından ağır bastı, hata ettiler. Ya ama hata 70 insanın ölümüne mal oldu. Ben böyle hatayı nasıl kabul ederim? Edeceksin kardeşim. Kim etmiyor? Zihnin etmiyor. Nasıl olur? Böyle olur işte. Sana peygamber ne anlatıyor? 70 insan şehit oluyor. Birilerinin küçük bir hatası yüzünden. Hem de uyarıldıkları bir konuda. Ciddi olarak, net olarak uyarıldıkları bir konuda hata yapıyorlar. 70 insan ölüyor, peygamberin dişi kırılıyor. Ölüm tehlikesi atlatıyor. Peki peygamber ne yapıyor? Olamaz mı diyor. Siz ne biçim insanlar mısınız diyor. Suçluyor mu onları? Her gün yargılıyor mu onları? Yok. Olur. Hata oldu. Bundan sonra daha dikkat edersiniz. Bu kadar. Hayat devam ediyor. Bakın, zihnimiz hayatın devamını engelliyor. Mesela zihnimiz bazen ne yapıyor? Burada mı yaşıyor? Hayır. 10 yıl geride yaşıyor. 3 yıl geride yaşıyor. 20 yıl geride yaşıyor. Neden? Çünkü kabullenemiyor. Mesela benim sol gözüm göz tembelliği var. Ailem dikkatsiz. Gözüm, sol gözüm görmüyor. Ne yapayım şimdi? Değil mi? Dizimden ameliyat olmuşum. Doktor içinde küçük bir kemik unutmuş. Ne yapayım şimdi? Kabullenmeyeyim mi? Yerden göğe kadar kabul ediyorum. Bu kadar. Bitti. Kabullenmesem ne olacak? Kendime eziyet edeceğim. Cahil bir zihnin manipülasyonuna mahkum olacağım. Ya ama olmaması lazım değil mi? Hadi başla bakalım. Hayır. Oldu, kabul ediyorum. Belki de bir hayli vardır. İşte falan, bırakın bunları. Böyle koşullanmaları da bırakın. Tabii ki. Aynen. Yani kabullenin arkadaşlar. Bu kabullenmeyin ama bakın zihnimiz nasıl tanımlıyor dikkat edin. Kabullen. Sanki böyle işte mecburen, işte eli kolu bağlı. Zaten kabullenmeyip ne yapacaksın? Bakın bu değil. Kabullenmek insan fıtratının doğal bir eylemidir. İnsan fıtratının doğal bir eylemidir. Kabullenmemek insanın kendi fıtratıyla kavga etmesidir. Fıtratının aksine davranmasıdır. Fıtratına zıt hareket etmesidir. Kendi kendini baltalamasıdır. Kendi kendine zarar vermesidir. Yoksa kabullenmek bir korkaklık, bir zayıflık, bir pasiflik değildir. Kabullenmek fıtratın doğal bir algısı, doğal bir eylemidir. Ama bakın koşullanmış zihnimiz kabullenmek deyince ne anlıyor? Yenilgi anlıyor bir kere en başta. Değil mi? Kabulleneceksin yani. Hani boynunu bükeceksin, kabulleneceksin. Bir zayıflık emaresi. Bir şey yapamadığın için, zayıf olduğun için, etkisiz olduğun için, mecbur kaldığın için kabulleniyorsun. Abi kabullenmek bu değil. Kabullenmek fıtratın bilincinin eylemidir. Fıtratın doğru algısının bir sonucudur. O yüzden zihnimiz kabullenmeyle ilgili de koşullanmıştır. Hayır kabul etmiyorum diyerek sanki orada bir daha güçlü olmak, daha iradeli olmak gibi bir tuzağa düşer. Sen kabullenmek iradeyi bırakmak. Hayır. Kabullenmek iradenin doğru zamanda doğru bir yerde işlemesidir. Bir şeyin olmuş olduğu durumda irade onun olmuş olduğunu kabullenmektir. Bu doğru iradedir. Kabullenmemek iradenin cehaletidir. İradenin sapmasıdır. İradenin kendi kendine tuzak kurmasıdır. Ben bunu istemiyorum. İstemiyorum. Olmamalıydı. Ne yapıyorsun sen? Bu nasıl bir irade?
kendi kendini yaralayan bir irade. Ben bunun olmasını istemiyorum. Bu olmamalı. Bu irade mi? Hayır. İradenin kişinin kendi kendisini yaralaması. İradenin kötüye kullanılması. O yüzden bir olay olmuş olduğunda irade kabul ettiği durumda doğasını gerçekleştirmiş olur. Bir şey olmuştur, olmuş olanı kabul ediyorum. İşte peygamberin örnekliği budur bakın. Bir şey olmuş, olmuş olanı, olmuş olanın olmuş olduğunu kabul ediyorum. İşte en yüksek irade duyarlılığı budur. Bunu yapabilen insan iradesini doğru kullanıyor demektir. Öbür türlü iradeyi kendi aleyhimize işletiyoruz. Yani bize hizmet etmesi gereken bir şeyi, bize hizmet etmesi için verilmiş bir şeyi kendi aleyhimize kullanıyoruz. 40 yıl geçmiş bir olayı bunu kabullenemiyorum diyerek sen ne yapıyorsun? İradeni kendi aleyhine işletiyorsun. 40 yıldır bir hançeri göğsüne saplıyorsun ve sürekli onu orada tutuyorsun. Orayı sürekli kanatıyorsun. Orada sürekli hazmedilmemiş bir şey var. Bir türlü kabullenemedin. Nerede yaşıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Zihninin koşullanmış dünyasında yaşıyorsun. Gerçekte yaşamıyorsun. Hayat onu senin önüne koydu, oldu ve bitti. Sen neredesin? Sen hala şuradasın. Bir türlü kabullenemedim. Oldu ama bir türlü kabullenemedim. Olmamalıydı. Neredesin sen şimdi? Hayatta mısın? Yoksa metaverse'te misin? Koşullanmış zihninde misin? Hani diyorlar ya, insanlara gözlükler verilecek, bilmem ne görecekmiş. Yok mu ki? Şu an gözlük yok mu arkadaşlar? Hepimizin koşullanmış zihni birer gözlük gibi işliyor. Evren tek, var olan tek ama her birimizin zihninin gözlüğü bize bu hayatı başka türlü yaşatıyor. Başka türlü tanımlıyor, başka türlü anlamlandırıyor. Hocam bir sorumuzdan bir, hani dediğimiz mesela kabullenmemek zaten büyük bir sıkıntı diyelim. Ama diğer taraftan da hani zihin şöyle de diyor, hani kabul ediyorum çünkü acıdan kaçıyorum. Hani sen acıdan kaçmak için kabulleniyorsun. Yani orada bir Aslında biz bakın o da bir zihnin şeyi. Bazen zihin başka bir şey uydurarak da bir şeyi, doğru bir şeyi yapmaya çalışın ama o tam doğru olmaz. Mesela biz acıdan kaçmak için kabullenme durumunda değiliz arkadaşlar. Hayatın doğası ve fıtratımız bunu gerektirdiği için kabul ediyoruz. Yoksa acıdan kaçmak için kabul etmiyoruz. Ama kabul ettiğinde cahilliğin getirdiği acıdan da kurtuluyorsun. Ha, öyle koşullanmış zihinlerimiz vardır ki bazen şöyle der. Sen acıdan kaçmak için kabulleniyorsun. Ama acı çekmelisin çünkü hata yaptın. Veya acı çektiğinde hayat daha anlamlı oluyor. Bazı böyle koşullanmalarımız vardır. Bunlara da bakacaksınız. Bakın biz acıdan kaçtığımız için kabulleniyor değiliz. Kabullenmek fıtri olduğu için kabul ediyoruz. Zihin bunu derse ne yapacağız işte? Zihin, tamam, bak bu da onun bir koşullanması. Yani diyoruz ki biz, hayır ben acıdan kaçmak için bunu yapmıyorum. Bu fıtratın gereği. Bu peygamberlerin, kamil insanların gereği. Bir de kardeşim olmuş bir şeyi kabullenmekten daha doğal ne olabilir? Yani senin bana önerdiğin şey kabullenmemekse bunun neresi doğal, neresi gerçekçi? Neresi makul? Değil mi? Bana başka hikayeler uydurmaya çalışıyor.
evet, başka bir, o koşullu zihnim gene bana başka bir hikaye uydurmaya çalışıyor. Mesela geçen böyle bir örnek vardı, bitireyim onunla. Bir arkadaş dedi ki, ya ben sevdiğim bir insandan ayrılınca, yani bir problem oldu, ayrıldım. Ama rahatladım çünkü o ilişkim o kadar sağlıklı değildi. Benim için de bu adamın için de sağlıklı değildi. Böyle doğal bir ferahlık hissettim. Sonra dedim ki kendi kendime, senin biraz acı çekmen gerekir. Neden? Çünkü eğer seviyorsan ayrıldığında acı çekmeliydin. Çekmiyorsan demek ki sevmiyordun. Bakın koşullanmış zihnin bir hikayesi. Anlatabildim. Veya diyelim ki annem vefat etti. Annemi çok seviyorsam aylarca yas tutmalıyım. Çok üzülmeliyim. Hayattan pek tat almamam lazım. Bu da bir zihin koşullanması. Yani annem vefat etti, seviyordum ve halen de seviyorum. Evet, o yok olmuş da değil. Geçici bir ayrılığım, bir hüznü var. Bu da doğal. Ama ya az hüzünlendim herhalde. Biraz daha fazla hüzünlenmem lazım. Çok üzülmedim. Acaba başkası çok üzüldü, o daha çok seviyor mu acaba? Ben mi daha az seviyordum? Bunlar hep koşullanma. Biraz sanki çok üzülen daha çok seviyor, az üzülen daha az seviyor. Bunlar da zihin koşullanması. O yüzden o koşullanmaları ne kadar gözlemlerseniz o kadar özgürleşirsiniz. Evet, son iki cümleyi de tekrar edeyim. Onları şimdi açma imkanımız kalmadı. Geçmişte olmuş olanı, olup biteni bırak gitsin. Tutma onu. Onu tutma. Olacak olana da güven ver. Belki bunları da haftaya işleriz. Teşekkür ederim. Sana şey ya bu şey ekran gelmiş buraya bir türlü çıkamıyorum ben. Kayıt yapmadık mı? Ya bitti o diyelim. Ne bileyim şu an. Buna ekran izledik yiyeceğim. Sen de öğrenemedin mi abi? Abi öğrendim de şu şey geldi bugün de. Ya bir ekran geldi. Sürekli bir şey dokunmalı şey. Bir materyal bulamıyorum. Niye ne oldu? Ben bilmem. Sen ne yaparsın? Ben de bir şey anlamadım. Girer misin bir telefonundan? Instagram hesabı. Hala açık. Açık mı? Bana bir... Nasıl kayıt olduğunu bilmiyor musun? Biliyorum. Kaydettim o zaman. İşte bu, şimdi bırak burayı basıp basıyorsun. Emin misin? Evet, basıyorsun sonra kayıt geliyor diyorsun. Şu çarpıya basmamız gerekiyor. Şu an hala yerindeyiz. Yerindeyiz. Ben şimdi alışı yapacağım.